Merhaba arkadaşlar, ben Adnan Bakkal. Bir Bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Bugünkü etkinliğimiz Hammerman'ın taklit oyunu dediğimiz o etkinliği. Toplam 8 saldırı hakkımız var. 7 aşamadan oluşuyor. Bu doktor terör gibi değil. Yani istediğimiz gibi saldıramıyoruz. Belli bir saldırı hakkımız var. Aynı dün gelen savaş fabrikası gibi. O yüzden etkinlikte saldırı haklarınızı iyi kullanın. Doktor Terör'den farkı şu, haftada bir kere geliyor maalesef. Doktor Terör haftada 4 kere geliyor. Ve verdiği ganimetler gerçekten harika. Yani tek seferde verdiği ganimetler harika. Yani ganimete ihtiyacı olanlar için birebir. Ama tek dezavantajı doğru düzgün kristal vermiyor. Evet, birinci aşamadan itibaren gözcülük yapalım. O şekilde saldıralım. Şimdi hem dün paylaştığım bir video vardı, harita temizliği. Orada gelen bir soru vardı. Hangi adaya hangi askerle saldırdığını biraz anlatır mısınız diye. Şöyle arkadaşlar, adanın durumuna bakıyorum. Taretlerin durumuna bakıyorum. Dizilişine bakıyorum. Karargahın nerede olduğuna. Artı sağlık heykelleri var mı yok mu? Artı prototip silah var mı yok mu? Buna benzer durumlara bakarak tank alabileceksem tankla, Zoka'yla alabileceksem Zoka'yla veyahut da meşale ise meşale, karışık düzen ise karışık düzen veyahut da savaşçı ise savaşçı olarak tercih ediyorum. Yani bu tamamen benim tercihim. Mesela buradaki düzen, yani düşük seviyeli arkadaşlar için söylüyorum. Tabii ki buraya ağır zokayla rahatlıkla alınabilir. Düşük seviyeler olduğundan dolayı. Şimdi ilerleyen seviyelerde daha iyi anlarız. Buradaki seviyeler düşük olduğundan dolayı hemen rahatlıkla alınabiliyor. Ancak dördüncü aşamadan sonra yavaş yavaş işin rengi değişecektir. Orada bir iki taktik gösteririm ya da söylerim. İlk aşamamız kolay. İkinci aşamada büyük ihtimalle kolaydır. Evet, ikinci aşamada kolay. Şimdi. Evet, süper savaşçılarımız da gelmiş. Gerçi gamma enerjimizle yine rahatlıkla alabiliyoruz. Süper savaşçıların gelmesi iyi olmuş. En azından birkaç gün kullanırız. Hem hedef şaşırtmada hem de taretleri almada oldukça güçlü askerler. Üçüncü aşama. Dördüncü aşamadan itibaren gözcülük yaparız. Evet, burası da kolay. Gayet güzel. Evet, dördüncü aşama. Mesela bu ada ister Zoka ile alın, isterse savaşçı ile alın. Savaşçı ile alınabilir mi burası? Çok rahat bir şekilde alınır. Şuradaki mayınları temizlersiniz. Direkt olarak karargaha gidersiniz. Yol müsait. Zoka'yla da alabilirsiniz. Aynı şekilde ön taraftaki mayınları temizler. Zokaları şu boş bölgeye yerleştirirsiniz. Veyahut da şu sağ taraftan da aynı şekilde yerleşebilirsiniz. Yani tercih sizin. Yani hem Zoka için hem de savaş için ideal bir ada burası. Güzel. Sıkıntı yok. Evet,
Tuğuk direği, tuğuk direği. Şöyle geri çekil. Ver işaretini. Bir, iki. Oo. Şuradaki alev silahını unutmuşuz. Sorun değil. Evet. Dördüncü aşamada bu şekilde kolay. Şimdi beşinci aşamaya bakalım. Şöyle gözlülük yapalım. Beşinci aşama yani normalde şu diziliş kötü bir diziliş ayrı mevzu. Karargah çok arkada. Yani Gambot enerjiniz yeterli ise doğal olarak hem savaşçı hem de Zoka kullanabilirsiniz burada çok rahat bir şekilde. Ama tabii mesafe uzun olduğundan dolayı Gambot enerjinizin fazla olması gerekiyor. Sislerle yukarı çıktıktan sonra artı etrafa atacağınız şoklar önemli. O yüzden uzun mesafeli adalarda mümkün olduğunca eğer Gambot enerjisinize güvenmiyorsanız Zoka yerine veyahut da savaş yerine doğal olarak adadaki taretlerin dizilişine bakarsınız. Adada artı kullanılan heykellere ve prototip silahlara bakarsınız. Mesela burada herhangi bir prototip silah yok. Artı mavi heykel de yok. Yani burası tanklarla çok rahat alınır. Bakın, tanklarla burası çok rahat alınır. Yani bana göre. Ya da meşaleyle çok rahat alınır. Ama Zoka için ya da siz söyleyin savaşçı için pek önermem. Çünkü mesafeden dolayı önermem. Lakin burası çok kötü. Adam bu arkadaş anlaşılan Hemarm'ın savunmasına yönelik bir dizin yapmış ve öyle bırakmış. Bir daha da düzenlememiş. Geri toplamamış. Yani niye öyle bir şey yapmış ben de bilmiyorum. Şimdi şu bir. Şu iki. Tamam. Gönder gitsin. Evet. Askerlerimizi gören bir taraf var mı? Yok. Evet, 5. aşama bu kadar kolaymış. Yani bu 5. aşamayı herkes alabilir. Evet, 6. aşama. 6 ve 7 biraz zor olur. Şu aşamadan itibaren siz şurada bir mayınımız var. Şurada da bir mayın var. Şuraya dağılmazlar değil mi? İnşallah dağılmazlar. Şuraya bir şok. Şuraya bir şok. İki şokla işimizi hallederiz diye düşünüyorum. Umarım öyle olur diyelim. Evet. Yalnız öyle olur. Umarım öyle olur. Evet. Ne yapıyoruz? Kahramanımızı değiştiriyoruz. Saldır diyelim.
Evet. Mesafe uzun ama girişte fazla enerji harcamayacağız. Şu bölgeden itibaren sis atıyorduk. Güzel. Harika. Gayet güzel. Şu üst tarafa şoku boşuna attım. Aslında bir alt tarafa bir de şu yan tarafa atmam lazımdı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 7. aşama. 7. aşama. Aşama tehlikeli. Zor kadar buraya bıraksam arkadan fena bir şekilde roket yayılımı ateşi gelecek. Ön tarafta sıcak nokta var. Ve yine aynı şekilde buraya gelsek arkada makine tüfek var. Yok. Yani zokalar için yani en azından bana göre pek uygun değil. O tanklar için de uygun değil. Canavar gibi sağlık var. Şimdi yine de deneme yapsak mı acaba? Yine de deneme yapsak mı acaba? Burada mayın var ya, mayınlar. Girişteki mayınlar. Şurada şok mayını var. Bir. Şurada dağılırlar. Şurada. 2, 3. 4. Buraya kadar geldik. Tamam. Şuna bir, şuna iki, şuna üç. Üç şoka ihtiyacımız var. Hadi buradaki roket artık vursun bizi. Vursun, yapacak bir şey yok. Alamazsak karışık bir ikinci saldırı hakkımız var nasıl olsa. İkinci saldırı hakkımızı da alırız. Karışık düzenle alırım ben burayı. Çok rahat. Evet, saldır. Mayınlar çok fazla ya. Mayınların fazla olması. Şimdi şurada, hadi şunu da alayım bari.
Gördüğünüz gibi enerji yetmeyebilir. Mesafe uzun olduğu için. İşte ben de bundan korkuyorum. Hadi. Hadi. İndir. Güzel. Çok güzel. Ucu ucuna gitti. Hatta biraz bocaladık da. Evet. Zokalarla ne yaptık? Hem arabamızın taklit oyunu etkinliğini tamamladık arkadaşlar. Elimize, kolumuza sağlık. Şimdi rastgele bir tane adaya bakalım. Şurada Cemil varmış. Evet. Ha, mavi heykel kullanayım. Mavi heykel ve yeşil heykel kullananlara pek tenezzül etmiyorum ama neyse şurada bir saldırı yapayım. Yok, rastgele yapacağım arkadaşlar saldırıyı. Arkadaşın adasını bir bakalım. Karagat çok önde. Yani böyle bir adaya Zoka ve savaşçıyla çok rahat bir şekilde saldırılabilir. Yani bu kadar basit. Evet, Cemil arkadaşımıza biraz ganimet vermiş olduk. Normalde mavi ve yeşil heykel kullananlara pek bakmam ama şurada da yüksek diye bir arkadaş var. Ana falan. Evet, gördüğünüz gibi burası da. Şimdi bu adaya savaşçıyla da alınır. Zoka'yla da alınır. Tank ile de alınır. Yani tank bombacı. Şimdi savaşçı ve Zoka ile alıyorsanız doğal olarak şu mayınlarda kurtulmanız gerekir. Tank kullanacaksanız tavsiyem doğal olarak cehennem topunu öncelikli olarak almanız gerekir. Ondan sonrası şurayı şoklayarak devam edin. Şuradaki bomb topunu artı cehennem topunu alıp çok rahat bir şekilde şu ortaya şok atarak 1, 2, 3, 4 bakın şu dörtlüyü hatta yani toplam beşliyi anında şoklarsınız. Yani şöyle bir göstereyim. Neredeydi arkadaş? Yani tankçılar için söylüyorum. Şu bir. Gördüğünüz gibi. Şu ikisini aldık mı? Aldık. Şu ortaya da bir şok. Canavar gibi. Hadi arkadaşa da biraz ganimet vereyim de. Normalde tekrar söylüyorum şu mavi ve yeşil heykeli kullanan adalarda kesinlikle bu şekilde yardım yapmıyorum. Ama sadece göstermek amaçlı yaptım. Bu da mı? Türk. Maşallah. Bugün bütün Türkler benim adaya gelmiş. Keklik oluk. Heh, bak mesela bu arkadaş mavi kullanmıyor. İnşallah yeşil de kullanmıyordur. Yeşil heykeli var mı? Heykeller arasında yok. Bak bu arkadaşa ne yaparız? Hediye ederiz. Gönül rahatlığıyla. Ha, bu arkadaşın adası da tekrar söylüyorum.
Zopra ve Savaş Çelebi'ne rahatlıkla alınabilir. Mayınla temizlerseniz, nereye kadar kaynağına gidersiniz. Ama dediğim gibi tam bu enerjinizin yeterli olması gerekiyor. Artı herhangi bir mavi heykel ve projektif silah kullanmadığı için de burayı da tankla da alabilirsiniz. Çok daha. Evet, bugünkü videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Yani tamamıyla sizin hangi askeri kullandığınıza bağlı, artı karşınıza gelen adanın gücüne bağlı, dizilişine bağlı, silahların dizilişine bağlı ve sizin nasıl alıştığınıza bağlı. Tamamıyla her şey size bağlı. Siz karar verirsiniz. Ona göre ne yaparsınız? Askerlerinizi eğitirsiniz, saldırınızı yaparsınız. Ha, ben önceden mesela şuraya bakıyorum. Şöyle gözlük yapıyorum. Harita temizliği videolar çekmeden önce. Evet, herhangi bir mavi heykel yok. Prototip silah yok. Buraya çok rahat bir şekilde tankla alırım diyorum ve şuraya T harfini koyuyorum. Yani bütün adalar bu şekilde gözlemliyorum, işaretliyorum. Ona göre video çekimine başlıyorum. Umarım sorunuza cevap verebilmişimdir. Zor bir şey değil. Tamamen sizin alışkanlıklarınıza kalmış bir durum. Evet arkadaşlar, bu video burada kalsın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.